Herkese Sekodu Sakal kanalından selam, sevgi, saygılar. Bugün kısa bir videoyla beraberiz. Çünkü nedeni ise çok kısa sürecek bir 1000 kilometre bakımıyla alakalı. 1000 kilometre bakımını yeni Tenere kullanıcısı... bu hafta çok kısa bir video ile yer alıyoruz. Nedeni ise 1000 kilometre bakımına gelen bir Tenere 700 kullanıcısıyla alakalı olacak. Sevgili Engin'le beraberiz. Engin yeni bir Tenere 700 kullanıcısı. Engin'i çağıralım. Engin merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Bu arada Engin'le biz bir şekilde tanıştık, ettik, sohbet açtı. Gel dedim bir video yapalım. Benden ayrı bir de yeni Tenere 700 kullanıcısının fikirleri nelerdir? Ne hissiyat duydu ve nasıl karar verdi onlarla ilgili bir video alalım dedik. Engin ya bize macera nasıl başladı kısaca anlat. Sonra da Tenere 700'de çalışma yaparken ben seni çekeceğim, usta da çalışmış olacak. Bu arada usta dediğim kişi de şu anda kamera arkasında bizi çekiyor. Sevgili Mehmet'le beraberiz. Mehmet'i herkes tanıyor benimle beraber. Evet. Nasıl başladı macera? Tenere 700'e nasıl karar verdi? Abi Tenere 700'e aslında ilk bu Harun abiyle tanıştığım gün yukarıdaki Tenere 700'e oturduğum anda karar verdim. Yani ilk sesini duyduğumda ve ilk oturma hissiyatını bana yaşattığımda o da karar verdim. Zaten işte demin seninle de konuşuyorduk. Yani PCX'ten sonra işte CBF 650'lere alıştıktan sonra bir MT Spirit'i kullandıktan sonra eğitimlerde işte daha bayıra gideceğim, kampa gideceğim, zıpkına gideceğim işte hani daha böyle nasıl diyeyim? Macera, outdoor kısmın olduğundan yani dolayı. Çok el değmemiş bir takım koylara ineceğim. Mesela dedim neyle ineceğim? Zaten bak istiyordum. Acaba Tracer mi olsun, acaba Tenere mi olsun diye. Harun abiyle tanıştık. Yukarıda bir Tenere yedim üstüne oturdum. Sesini duydum, hissiyatına baktım. Sonra dedim bu benlik. Evet, kararımı öyle verdim. Sevgili Harun da şöyle bir şey var. Harun kullanıcıya bakıp ne uğraşlarla olduğunu, hani hobilerin neler olduğuna bakarak ona göre motora yönlendirme konusunda Harun bu konuda çok iyi bir satış sorumlusu, satış temsilcisi. Harun abi çok şey oldu yani şans eseri tanışmış olduk. Ben Harun abi tanımıyordum. İşte Ağustos ayında daha hiçbir bayide Tenere yokken işte eve yakın hangi bayide Tenere var diye geldi. Böyle bakıştırıyordum. Sabahın bir gün saat 8.30 muydu, 9 muydu? Harun abi de yeni açmıştı herhalde dükkanı, çayını falan açıyordu. Dedim abi bu piyasanın hali ne? Biz nasıl motor bulacağız? Hani bu elinizde motor ne var? İşte ilk Tenere tanışmam da o şekilde oldu. Şans eseri, şans oldu yani. Harika olmuş, bence güzel olmuş. Şimdi istersen hem motorun bakımını yapılırken benim sorduğum soruları da sen yalnız cevap ver. Ben böyle bir muhabbet olsun, hem bir yandan da Tenere 700'ün 1000 bakımı, rodaj bakımı yapılacak. Mehmet Usta'ya neler yaptığını soracağız. O şekilde başlayalım isterseniz hep beraber. Şimdi yine Mehmet'le beraberiz. Mehmet'ciğim 1000 bakımda neler yapılıyordu? Bize hatırlatır mısın? Abi tabii. Yağ fıtısı değişiyor. Evet. Tüm genel kontroller yapılıyor. Yağ suyuna bakılıyor. Ekstra işte zincir ayına bakılıyor. Çünkü ilk 1000 bakım sürecinde her şey yeni olduğu için zincir uzaması, işte yağda, suda buharlaşma var mı? Hepsine bakılıyor. Tüm testleri yapılıyor. Ondan sonra bitiyor. Teslim etmeden önce hatta yani çalışır vaziyette olan bütün elektriksel aksamlarla ilgili onlara da bakıyoruz. Evet. Sen çalış, biz bir yandan sohbet edelim. Mehmet'le beraber olalım. Mehmet motorun yanına alalım seni. Gel böyle geçeyim ben. Bir yandan senle konuşup bir yandan buradan. Abi motor yanında. Buradan. Sormak istediklerin varsa mesela bir kullanıcı olarak neleri merak ediyorsun? Mehmet'e bir yandan sorarken ben bir yandan da çekeyim. Aslında ben şunu merak ediyorum. Bu araştırdığım kadarıyla rodaj yapılırken işte hangi viteslerin hangi devirlerinde kullanılmasıyla ilgili böyle farklı ben mesela çekerken sor. Gel böyle çok Mehmet'e sor. Ben kendi hani okuyup öğrendiğim, araştırdığım kadarını aktarayım. Ha. Yani farklı devirlerde, farklı viteslerde hem düşük devirde hem de yüksek devirde kullanmak gerekiyormuş aslında ilk doğru mu Mehmet? Rodajdayken. Hani uzun yol yapayım. Sizi bir araya alayım. Yanına geç Mehmet'im. Bir yandan da konuşalım. 4000 devirde işte 3000 devirde kullanayım değil. Yok, motoru kullanabiliyorsun. Ama şöyle, şimdi bir anda motoru 8000 9000 devir ani gazda açmayacaksın ama normal 2-3'e taktınız gidiyorsunuz. Motor yavaş yavaş çıktı 8-9 devir. Hiç herhangi bir sorun olmaz. Sadece, ki ben hani 5500, 6000, 7000'lerin pek üstüne çıkmadım zaten. 6000 devir dememin sebebi hani dikkat etme konusunda. Çünkü motora adama diyorsan 6000 devir çıkma,
bir anda 6000 lira çıkıyor. O da yanlış bir şey. Ama motor kendi rahatlığıyla gidecekse, hani motor 100'ün üstüne çıkabilir. Hani diyorlar 70'i geçer tekrar. 100'ün 120'nin 130'un üstüne çıkabilir. Ama çok belli bir yanlış var ki o da işte buradan İzmir'e gideyim, İzmir'e gidiş git gel yapayım işte 1000 km öyle tamamlayayım, onu da işte şey sabit hızda 4000'de bir de işte 90-100 km gideyim geleyim yapılmaması lazım. Tabii tabii, her iki sabit gaz, stabil gaz, hiçbir kilometrede gidilmemesi gerekiyor. Yani 40'a sabitlerin ya da 120'ye sabitlerin sabit stabil gidilmemesi gerekiyor. O zaman çok da yanlış yapmamışım demek ki. Peki abi şey motorun, şu motor yağının durumundan bu rodajını iyi yapmıştır, kötü yapmıştır gibi bir yorumda bulunabiliyor mu? Öyle bir veri evet, var mı yani? Fiyat gibi durur ama normalde şöyle göstereyim. Daha şeffaf. Yani güzel. Rengi şeffaf. Ya çok kirletmemiş. Tabii yani. Tabii güzel. Tamam. Yanmamış için. Ya işte Tenerife diz kullanıcısı olmak bu. Nerelere gittin bu zaman içerisinde? Neler yaptın? 995 kilometre şu anda. Evet en son... Hani en böyle ekstrem nereye gittim dersem Şile'ye gittim geldim. Şile'nin virajlarını bir tattım. Gözleme yedin mi? Gözlememizi de yedik şeyle. Zafer abiyle, Fulya Hanım'la. Aa Zafer Hoca'dan. Aynen aynen şey adam bir eğitim almış. Onun dışında abi işler çok yoğundu daha bir yere gidemedim. Evet. Peki. İnşallah yakın zamanda şeye. Bunu seçmeni. İnşallah. Bunu seçme nedenlerinden bir tanesi duyduğum kadarıyla zıpkın dalış ve outdoor sporlar yaptın. Kamp falan da düşünüyorsun evet değil mi? Evet abi. Peki kamp yaparken bu motoru seçmendeki en büyük nedenlerden biri bu muydu? Mesela bununla beraber bir sürü motor da var. Diyelim ki Afrika TV'nin var. Başka gelebilecek Triumph var. Hani Ducati Multistrada var. Yani niye Tenere'ye gidiyorsun? O çok bütçenin dışında Multistrada. Evet. Bu şey abi yani hem benim bütçeme uygun bir motor hem de hani çok hardcore bozuk yerlere girmeyeceğim için çok hardcore atlayıp zıplamayacağımı bildiğim için nispeten medeniyetten uzak bir takım yerlere dağa bayıra ovaya ne bileyim işte bazı koylara bozuk yollardan girebileyim orada. Evet. Orada da keyfime bakabileyim. Derdim bu aslında. Biraz da seçerken fiyat da etken oldu mu bu konuda? Evet, fiyat kesinlikle etken oldu. Yani o anki bütçeme uygun hani benim istediğim koşullardaki araziye gidebileceğim en uygun motor buydu. Evet. Hiç hani Multistrada dedik demin hiç benim için şeyde bile yoktu yani. Skopumda yoktu bile yani. Geliyor ki abi gördüğün gibi koruma demiri taktırmaya bile param kalmadı. Evet onu fark ettim. Onunla ilgili seninle kısaca da konuştuk. Tercih edebileceğin şeyler de var bununla beraber. Yani markalar da var. Şimdi fiyat teklifi bekliyoruz yukarıdan. Turatek'ten evet. Aynen. Onunla ilgili merak ettiğim bir şey varsa zaten Turatek'ten onunla ilgili fiyat da alacağım. Yok abi bunun için benim için olmazsa olmazı şu. Bir sağa sola hani... Çadıra gideyim, gezmeye, tozmaya evet. Gideyim için muhakkak ki yanımda eşyalarımı taşımak için ya yan çanta olur ya da demin seninle konuştuğumuz gibi tough case olur. Şu anda bir atçım yok ama atçının muhtemel bir atçının burada, olması durumuna göre burada, tough case gerekebilir. Buradan o zaman şunu duyuralım. Engin bekar bir buradan arkadaşımız. Buradan ilgiliyiz hatta. Engin bekar bir arkadaşımız. Eğer bununla ilgili masraf açmak istiyorsa kendisine artçılara duyurulur. Eğer artçısı olursa arkaya şu güvenlik anlamında. Sağ alt kişiye telefon numarası tabii. Artçı kişi olacak kişiye de şu duyurulsun. Onun için bir top case tercihin olacaktır güvenlik anlamında. Ayrıca bütçe ayırıyoruz oraya. Evet evet. Ama yani şey hakikaten bu yatarsa işte ne bileyim altımdan kayarsa üzülürüm. O yüzden minimumda bir koruma demiri taktırmak gerekecek kısa zamanda. En azından hani havalar daha ısınmadan evet. En azından bir koruma demiri taktırmak gerekiyor. Evet. Onun dışında ben aslında bunu çıplak seviyorum. Muhtemelen de çıplak bırakırım diye tahmin ediyorum. Evet ne yapıyoruz şimdi? Yağ herhalde ya, indi, tabii, süzdün. Hı hı. Şu anda yak hocam fakat öncelikle müşteri soracağım. Neyi soruyoruz ustam? Full sentlik mi koyalım yoksa yarı sentlik mi? Motoru nasıl kullanıyoruz? Full doğal koyalım abi. Full doğal yok mu? Full doğal. Sıfır sentlik. Evet. Şimdi çok üst devirlerde kullanıyorsan, çok aktif kullanıyorsan full sentliği öneririm. Çünkü buharlaşma dediğimiz içinde yağın içindeki olaydan sebep diyorum. Yani yarı sentlik motorun kendi fabrika yağı zaten. Ama full sentlik koyarsan dediğim gibi
çok hani motoru haddinden fazla zorluyorsan ya da çok yol yapıyorsan, hakkını fazla fazla veriyorsan, çok dolduruyorsan devirleri. Ama şimdi bin bakımı olduğu için tam dolduramayacak şu anda zaten. Evet tabii. Yine zaten 100 km falan yine normal saatin kullanacaksın. Hı-hı. Ondan sonra motoru yavaş yavaş aktif hale getireceksin. Ama senin kullanmana bağlı. Dediğim gibi. Evet. Ki çok zorlayarak kullanmayacağımı zaten biliyorum. O zaman zaten yazın başında falan bir dahaki bakımlarda yine sorarsan arkadaşlara full mu koyalım ya da arkadaşlar sana sorar. Genelde gelen bir bakımdan sonra TNR'lerde, MT7'lerde soruyoruz. Hı-hı. L2 MT7'lerde. MT7'lerde çünkü çok gazlayan var. Üstünde Exos takan var. Ondan kaynaklı full sentetik yağ öneriyorum. Şimdi yağ içinde buharlaşıyor. Yani buharlaşmadan sebeple yağda ufak miktarda eksiltme oluyor. Ve bu konuda bir şey daha var, onu da söyleyeyim. İkiniz de az çok bununla ilgili bir bilgi, hani sen zaten biliyorsunuz tam. Her motorun kendine özgü fabrikasyon yağlar var. Bunları tercih etmekte fayda var. Bu da yamalup oluyor bizim için, yamağı için. Yamalup'un seçilme nedeni şeydir, genelde işte o teknolojiye göre üretilmiş yağlar olduğu için kendi yağını evet tercih etmekte fayda var. O yüzden hani servisteki yağları kullanmanızı öneririm diyorum ben de. Ben kişinin ehline bırakıyorum yoruma. Defalarca test ediliyor. Ona göre zaten yazıyorlar. Motoru 10-40, bu motoru 15-50 diye. Fabrikasyon yağları çıkıyor. O zaman yarı sentetik koyuyorsun. Yarı sentetik. Karar kılındı yarı sentetikte. Hadi bakalım. Öyle diyor. Bak bunlar birer okul biliyor musun Engin? Yani bunları öğreniyorsun. Evet, öğrene öğrene. Şu anda ilk defa motor yağ değişimine de ilk defa tanıdık. Yani. Benim ilk motorum. Evet. Daha doğrusu ikinci motorum PCX'ten. Ha PCX'ten sonra. PCX yani. Aslında terlik gibi değil mi senin için, kullanılabilir mi i̇şte motor? İşte PCX yani? Ben ehliyeti aldıktan sonra ve Safety Turkey'de işte CBF 650'leri kullandıktan sonra, MT07'leri kullandıktan sonra hakikaten o işte küçükken bindiğimiz 3 tekerlekli plastik şeylere... Evet Üzzet ustam ne? Tamam çalıştıracağım. Tamam çalıştır ustam. Bizde her şey doğal. Devam et. Evet çalıştıracak, bir ara vermiş oluruz. Bir arada belki çay da içeriz deriz. Bir şey söyleyeyim mi? Çalışan ustalarımızın, Tuna Motosiklet'te çalışan ustalarımızın hepsi hassasiyet içerisinde yayın yaparken, ben buradan araç türlü şey yaparken yardımcı oluyorlar. Demin de Orhan ustam geldi, dedi ki abi dedi yağ dolduracağım dedi, ses olacak dedi, sana zahmet dedi, işaret yapıyor. Ama İzzet ustam arkamda 2 dakika beklemiştir. İzzet ustam sana da teşekkür ederim. Çekim yaparken ki hassasiyetin. Vallahi kralsınız ya. Ben burada çalışan tüm ustalarımı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu arada sohbet harla devam ediyor. Girmiyorum aralarında, dinliyorum böyle. Ha, tamam. Çünkü kitapçıkta şey diyor. 1600'e kadar sen bunu rodajmış gibi kullan diyor. Tabii işte 1000'den sonra dedim ya bir 100-200 km daha stabil kullan motoru. Aslında yavaş yavaş. Senin kastettiğin o. Tabii tabii. 600 çok uzun. Onu 600'e kadar yapmaya gerek yok ya. Gel abi. Evet. Ustam sendeyiz. Ne diyorsun? Yine her zamanki gibi filtrenin içini önce dolduruyoruz, ondan sonra takıyoruz. O klasik. Bizim artık bildiğimiz, takipçilerin de artık bildiği şeyler bunlar ama senin böyle hatırlatıp söylemen hoşuma gitti. Sağ ol. İlk önce bir doyduruyorsun ya filtreyi. Tabii. Biraz bekliyoruz. Emiyor ya. İçine. Evet. Çünkü normal kuru taktığımızda buradan 3 tane de yukarı çıkıyorsa en üstte, evet. Yağışı sönüyorsa bunu kuru taktığımızda 10 saniye sonra sönüyor. Ha, bak bu bilgiyi bilmiyordum. Bunu da iyi hatırlatmış oldum. Ondan kaynaklı. Çünkü önce filtreyi dolduracak, sonra yukarı çıkacak. Evet. O da üstlerde çizme sorunu yapıyor. Engin sen bunu biliyor muydun? Bilmiyordum sanıyorum. İlk defa duyuyorum bir hissediyorum şu anda. Tuna Motosiklet'te bu bir okul gibidir bu tür bilgiler. Bunu da sağ olsun Mehmet böyle üşenmez anlatır, söyler. Eğer hani ilgin varsa açıklamasını da yapıyor tabii Mehmet. Biz okuyoruz abi. Yaman devamlı ders gönderiyor. Onları okuyoruz. Ya saçları kazıtmayacağım mı? Herkes sorsun. Eğer Mehmet'in saçlarının yanını kazıtılmasını istiyorsanız bize haber ama verin. Ama ona çok kararsız kaldım. Abi, bir komple yanlardan da uzat diyorlar. O yüzden biraz bıraktım bakacağım. Ama biz soralım takipçileri. Onlar karar versin mi? Olur. Aa. Üstü komple aldın mı? Yok üstü değil. Yanları alayım. Yanları kazıtma anlamında. Tabii tabii bak gel. Yandan çekiyorum. Yandan bu şekilde inceleyebilirsin. Evet, ne yapılmıyormuş söyle sen bakalım. Hava filtresi ilk binde değişmemiş. Değişmemiş. 20 bindeymiş o. Oo güzel.
Masraf yok. Tertemizleri yani. Torkla. Evet, bunun da bir tork ayarı her zaman için söylüyorum. Servislerde en önemli şeylerden biri. Bunların bir anahtarda ayar şeyleri var. Evet. Bir de tork dediğimiz ayar kısmı var. Hı hı. Şu sesi duyduğumuzda bırakıyoruz. Bu bile önemli. Tabii. Niye öyle diyorsunuz? Tam kendi bakımlarını kendi yapan kişiler de var. Abi torklasınlar. Çünkü şöyle, altındaki hani o pul vardı ya, göstermişim bundan bir önceki videolarda. Evet. Onun belli bir ezilme oranı var. Evet. Onu fazla ezerse ya da az ezilirse oradan aradan yağ verme riski %70 oluyor. Anladım. Onu John Day mi zedelim? Tabii. O yüzden her bakımda her değişiyor. Tıpanın olduğu yerde etrafında olan kurdan bahsediyor usta. O şekilde. Merak ettiğin bir şey var mı Engin? Demin onu konuşuyorduk. Şimdi biz şeyi motor yağını yeni doldurduğumuzda burada ilk etapta doldurduktan hemen sonra işte her yerini buz ettikten sonra burada bir düşme bekliyoruz galiba. Tabii tabii yani. Ondan sonra çalıştırıp bir dakika iki dakika çalıştırıp kapıda tekrar kontrol ediliyor. Belki tabii. Ekleme yapmak tabii. Gerekiyorsa ekleme yapılacak ki seviyesine göre. Çünkü ben yağ filtresini dolduruyorum ama tam ne kadar dolacağını onu ayarlayamıyor. Bir de içeride nüfuz ettiği yerler de dolduracağı yerler de olacak. Ufak ufak bir sürü yerleri var, onlara falan da gidecek. Tamam, doğru biliyormuşum artık. Aslında yapılması gereken bir şey. Mesela ben şimdi motorun yağını değiştirdim, kuluna baktım diye senin motoru kontrol etmeme gibi bir şey yapmaman gerekiyor. İki haftada bir. Hani motoru şöyle bir şekilde sızdı mı, aktı mı, seviyesinin yerinde duruyor mu? Aktı mı, seviyesi düştü mu, suda eksilme var mı? Evet. İşte lastik havaları kontrol ettiğin gibi motoru da etmen gerekiyor. Ben soracağım dediği an kaydediyorum. Hakikaten kayıt dışı soru soramadım ya. Evet. Abi şu andaki zincirin gerginliği bana gevşek gibi geliyor çünkü buradaki payı, esneme payı sanki 2-3 parmaktan fazla gibi. Şöyle, öyle bin, mi? Senin bin bakım sürecinde FDN olduğu için genişleme uzama olayı oluyor. Şimdi ben finalde... Burası birazcık gevşemiş durumda ya. Yine zincir ayarı kontrol edeceğim, ona göre ayar yapacağım. Anladım, tamam. Ayrıca boşken ayar yapmama sebebimizi de söyleyeyim. Bindiğinizde maşa esnediği için zincir ayarı farklı. Mesela boştayken böyle bol gibi durur ama üstüne bindiğinde daha bir gererken. Hatta uzun yola çıktığımda da mesela en son kontrolle ben buraya geliyorum Engin. Artçım ve şey olacağını düşünerek, motorun arkasında yüküm olacağını düşünerek muhakkak Mehmet'e geliyorum. Mehmet sağ olsun hemen ağırlığa göre zincirin birazcık gevşetiyor. Gevşekliğini ona göre sıkıyor, ona göre ayarlıyor. Bu da önemli bir aslında olay. Yani kafama göre ben şey yapacağım. Bir de lastik basınçları da çok önemli. Eğer doğru lastik basıncında bu aletleri kullanırsan lastiğin ömrünü uzatmış olursun. Zincirin ömrünü uzattığın gibi sıkarak veya ona göre ayarlayarak. Bu da önemli bir bilgi. Lastik basıncında da soğukken kontrol etmek gerekiyor. Aynen öyle. İlk çıktığında yola benzin istasyonuna giderek veya şimdi bir sürü basınç şeyleri satılıyor. Aletleri satılıyor. Onlardan birer tane edinirsen uygun fiyatı olanlarından evden çıkmadan önce doldurursun. Ona göre yani basıncını ayarlarsın. Ve lastiğin ömrünü de uzatmış olursun. Evet abi o fiyatı da inşallah. Bu arada burada motorcu kafalar, Ali'miz burada. Ne söyleyeceğim? 2 saatte teknik bir şeylerden bahsediliyor burada. Yerme vakti bak şimdi. Bekliyoruz hadi. Ha. Hocam ne gerek var ya? Ne gerek var? Çocuğum bak, tekniğe 3 kilo bak. Ne gerek var? DCT Jandır abi. Eyvah! Engin öyle mi sence? Abi bin git diyor, doğru diyor yani. Ne çok uzattın. Çok da kafanı kocaman ama bin git diyor. Öyle. Ama evladilik motor. İnşallah. Parası olana yapacak. Artık zengin için oldu bunlar. İsmek'ten devam. Ali halktan yana konuşmalarıyla ünlüdür. Kullanıcıya yönelik. Evet, her zaman. Her zaman. Bayağı güzel şeyler var burada. Bir şeyler yok abi, o biz üzülmeyelim diye öyle diyor bence. Öyle mi? Yok gerçekten öyle. Gerçekten onun öyle gönlü abi. De ondan yana zaten. Öyle, Tenere'den yana ama keşke DCT'si olsa. Geçen Emre debriyaj telim patladı diye story atmış. Nasıl? Debriyaj teli ne abi? O ne ya? Yıl 2023 artık.
Mars'a gitti millet, tebiyat teriyle elinde bekliyorsun dünyada ya. Evet Mehmet ustam, ne yaptın? Kapattık, şimdi çalıştıracağım. Evet, yağın kontrolünü ve seviyesine bakacağım. Tabii. Bu arada hemen belirteyim, benim Delight şeyi devam ediyor. Lastiklerim geldi, Anlas tercih ettim. Anlas'ın lastiğini aldım Delight için, hemen netleyeyim. Bu lastikleri kullanacağım Delight'ta. O projem de devam ediyor, onu da hemen söyleyeyim. Lastik basınçlarını öğrendin herhalde, kaçmış? Ben 33-36 bilmiyordum ya, daha farklı biliyordum. 1-2 eksi 6'sı biliyordum, öyle değil. Evet. Lastikte farklı gösterebilir. Ama o üretildiği yere göre. Evet Mehmet ustam, ne yaptın? Yine dediğin gibi üstüne binip zincir ayarını kontrol ediyoruz. Evet. Engin üstündeyken yapılıyor bu işlem. Çünkü onun ağırlığına göre ayarlanması gerekiyor. Çaktırmadan ayaktan destek oluyor. Evet, dinliyoruz seni. Zincir ayarı yaparken şurada çizelgeler var. Çizelgelerde hepsi iki tarafta karşılıklı aynı olması gerekiyor. Ondan aynı olmazsa zincir bozulur çok kısa bir zamanda. Ömrünü uzatmış oluyoruz. Ses de yapar tabii. Tabii. Yasin geldi. Yasin de Ankara'dan bu motoru almak istediğini belirtmişti. Tuna motosiklete geldi. Kontrollerini yaptırdı. Bu motor alınır mı alınmaz mı? Kayıtları var mı dedi. Buradan baktılar. Arkadaşla beraber notere, nöbetçi notere gittiler. Bugün çünkü cumartesi. Bu yarın yayına girecek. Yasin'deki elbetçi plaka basımcıya gittik. Plaka da tamam. Plaka da mı tamam? 0.6 yaptım. Ya bu kadar çabuk oluyor. Tenere kullanıcıları bu kadar da hassas. Sen de bu motoru yeni aldın. Evet. Niye, sebep neydi almandaki? Onu da hemen kısaca belirtelim. Yayını kapatıyoruz. Ben ikinci CRF'mi kullanıyorum aynı zamanda. Arasında bir Afrika var. Evet. Afrika çok ağır geldi. CRF'de biraz yavaş geldi. Bu herhalde iyi olacak. Aklın yolu birdir arkadaşlar. Bir gün herkes denereci olacak. Ankara'ya gidiyor motor. Evet. Güzel. İyi günlerde kullan kardeşim. Kazası belasız. Hepimiz yayınlanırken seyretmiş olacağız. Ha bu arada lütfen takip etmeyenler varsa takip etsinler ve beğenme tuşunu da beğeniyorlarsa kullansınlar. Beğenmiyorlarsa kullanmasınlar. Engin'in yaptığı gibi. Veda zamanı. Motor şu anda yıkanıyor Engin'in. Ustamla beraber vedalaşıyorlar. Buyurun vedalaşın artık. Bir de kameralar önünde vedalaşalım abi. Eline sağlık tekrardan, çok memnun oldum. Senin önereceğin bir şey var mı? Dikkat etmesi gereken yok, devirlerden ayrı. Gibi, motoru bir bundan sonra bir 100-150 km daha stabil kullanacak. Evet. Ondan sonrasında zaten motorun tüm hakimiyetine kavuşmaya başlayacak. Evet. Yani alt devirlerde ne yapıyor, üst devirlerde ne yapıyor, yol tutuşu, kompresörü, motorlu duruşu. Nasıl, evet. Memnun kaldın mı bakımdan? Herhangi bir şey var mı? Abi gayet bilgiye doyduk. Mehmet Usta'ya çok teşekkürler tekrardan. Zaten ummadığım şekilde böyle sürpriz bir çekim de oldu. Evet, bu bizim için de öyle oldu. Güzel oldu. Ben güzel, böyle teşekkür ederim. Doğal olan her şeyden yanayım. Gerçekten seviyor ya öyle doğal olan her şeyi. Anında. Ansızın geliyor. Evet, hemen video yapıyorum. Kontrolları susturup çekim yapıyorum deyip. Ya ben de tanıştığıma memnun oldum kardeşim. Çok memnun oldum abi. İnşallah görüşürüz yollarda, doğada bir beraber olma imkanı aynen olur. Aynen abi, Tekirdağ yapalım gelelim. Kamp İnşallah. Yapalım gelelim. Tamam kardeşim. Hayırlı yolculuklar. Eyvallah, güle güle kullan. Abi. Sağlıkla kullanmak nasip olsun. Sağ olasın. Bu arada Mehmet Usta'ya vereyim, beraber vedalaşalım. Dediğim gibi inşallah yollarda görüşürüz. Teşekkürler. Güzel i̇nşallah beraber olsun diyelim. İnşallah. Bu kısmı alacağım. Diğer kısmı iptal etmeyeceğim ya. Doğal dedik. Bir daha kurbiye gerek yok. Montajlar artık hangisini yapacaksın? Evet. Arkadaşlar, orijinal servis, orijinal gerekli bakımları yaptığınız müddetçe bu motorlar size sıkıntı yaratmaz. Ha, dayanıklı olur. Ömrünü kısaltırsınız. O yüzden yetkili serviste motorunuzun bakımlarını yaptırırsanız daha iyi olur. Özellikle bir de orijinal yağ kullanırsanız. Bu motorların orijinal yağları yamalıp o şekilde, bir de Mehmet kendini gösteriyor. Mehmet Usta ile kalıp Mehmet Usta'ya getirip hele Tuna motosiklette onunla beraber sohbet ederek yaptırmanız daha da böyle moralli, daha güzel olur. Lafı toparlıyorum. Hepinize sağlıklı, güzel sürüşler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Mehmet'le veda edelim. Mehmet sen söyle bir şey. Kendinize iyi bakın. Bana gelin. Orijinal yedek parçayı kaçınmayın. Doğru.